Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Haç suresinin son sayfası 73-78. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Böylece Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi daha bu programla tamamlamış olacağız. Burada Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Ya eyyühennâsu, ey insanlar! Duribe mesel, size bir örnek getirildi. Darb-ı mesel getirildi. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, ona kulak verin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ, Allah'tan başka çağırdıklarınız, taptıklarınız, لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابَ, bir sineği bile yaratamazlar. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ, bu konuda bir araya gelseler, toplansalar bile bir sineği de yaratamazlar. Burada Allah-u Teala'nın yaratma noktasında bütün insanların acizliğini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Mesela kelam noktasında da Allah-u Teala, eğer diyor peygambere indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Tamamını yapamıyorsanız 10 suresinin mislini getirin. Onu da yapamıyorsanız hiç olmazsa en kısa da olsa bir suresinin mislini getirin. İnsanlar bunun mislini getiremediler. Böylece Kur'an'ın mucize olduğu, insanların da aciz olduğu ortaya çıktı. Yaratma noktasında da böyle. Yaratılmış olan bu insanlar en küçük bir sineği de yaratamazlar. İnsanlar uçak yapabilir, helikopter yapabilir. Ama insanlar canlı bir sinek yapamazlar. Çünkü sinekte hayat var ve sinekte duygular var. Sinekte çoğalma var. Ve sinekte uçaklarda olmayan nice sistemler var. Uçakların uçma sistemiyle sineğin uçma sistemi mukayese edilecek olsa, manevra kabiliyeti yönüyle mesela düşünsek, uçaklar çok hantal kalır. Ama sinek ona nispetle çok hareketlidir. Ve hayalimizin, ilmimizin fevkinde onda ince sanatlar bulunmaktadır. Ve insanlar bir sineğin kanadını bile meydana getirmekten bu noktada acizdirler. İşte Allah-u Teala bu noktada insanların aczini ortaya koyuyor ve Allah'tan başka bütün taptıklarınız toplansalar da bir sineği yaratamazlar diyor. Ve in yeslubhumu zübâbu şey'en, şayet sinek onlardan bir şey kapsa, yani o tapmış olduğunuz putlardan bir şeyi böyle kapsa, la yestangizuhu minhu, o putlar sinekten onu geri alamazlar. İşte putlara tapanlar putların üzerine böyle yiyecek falan da koyduklarında sinekler gelip oradan alıyormuş bunu. Diyelim bal sürüyorlar, balı alıyor. Yağ sürüyorlar, yağı alıyor. Ve aciz durumda kalıyorlar. İşte o putlar kendileri için verilmiş olan, konulmuş olan o yiyeceği alan sinekten onu kurtaramıyorlar. Bu noktada son derece aciz durumdalar. Nasıl olur da bunlara ibadet edilebilir? Daufat talibu vel matlub, hem talip hem de matlub, ikisi de zayıftır. Yani putlara tapanlar da zayıftır. Putların tapmış oldukları varlıklar da zayıftır. Veya diyelim burada putlara raci kılınsa talip ifadesi. Yani o putlar bu noktada zayıftır. Ve ulaşmak istemiş oldukları şey de yine zayıftır. Bu manada düşünülebilir. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ, onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler. Bu Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı yerde geçen ayettir. Onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ, şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Yani Allah kuvvetlidir, izzet, azamet sahibidir. Allah-u Teala'nın hakkıyla takdir edilmemesi, hakkıyla bilinmemesi, hem kafirlere bakan yönüyle düşünülebilir, hem de Müslümanlara bakan yönüyle de düşünülebilir. Kafirler Allah'ı kabul etmemekle zaten takdir etmemiş oluyorlar. Bu bir. Müşrikler Allah'ı kabulle beraber bazı şeyleri ortak koştuklarından Allah'ı takdir edememiş oluyorlar. Müslümanlar da Allah'ı hakkıyla tanımama noktasında yine Allah'ı layıkıyla takdir edememiş oluyorlar. Allahu yastafi minel meleiketi rusule ve minen nas. Allah meleklerden elçiler seçer,
insanlardan da seçer. Mesela Cebrail meleklerden bir elçidir. Allah son peygamberine mesajını onunla göndermiştir. Veya daha önceki peygamberlere mesajını onunla göndermiştir. İnsanlardan seçmiş olduğu elçiler, onlar da peygamberler. Kelime anlamı itibariyle düşünüldüğünde Allah'ın mesajını ileten kimseler de bir yönüyle düşünülebilir. Ama bu işari bir mana olur. Asıl mana itibariyle peygamberler hatıra gelir. Ve Allah kimi elçi seçeceğini, kime risalet görevini vereceğini en iyi bilendir. Yani kim bu yükü kaldırır? Allah o görevi ona verir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah işitendir, bilendir, görendir. Yani işitendir, sizin neler söylediğinizi Allah işitir, görendir, neler yaptığınızı Allah görür. Böyle olunca sizin yaptıklarınız, söyledikleriniz indi ilahide değerlendirilir ve neye layıksanız ona göre size bir takım iltifatlar, ihsanlar gelebilir. Bir takım rütbeler, manevi rütbeler ve bir takım insanlara mesaj iletme tarzında görevler verilebilir. Bu başta peygamberler için, bir de peygamberin mesajını, peygambere gelen mesajı diğer insanlara ileten kimseler için. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اِد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah onların hem öndekilerini bilir hem de gerilerinde olanı, önden gönderdikleri veya geride bıraktıkları önlerini, arkalarını Allah hepsini bilir. Ve ilallahi turcaul umur, işler Allah'a racidir. Yani bütün işler Allah'ta biter tabiri caizse. Ondan tasdik gelmeden, evet şu şöyle olsun diye bir tasdik gelmeden herhangi bir şey meydana gelmez. Bu tabi derin bir hakikat. Normalde biz dünyevi işlerimizde, dünya hayatındaki işlerimizde şöyle yaptık, böyle ettik. Bunları daha çok kendimize nispet ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bize öyle ince hakikatler anlatılıyor ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki evet her ne kadar bizde bir dileme, seçme, tercih hakkı var ama Allah-u Teala'dan bunun tasdiki olmazsa o şey meydana gelmiyor. اِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ İşte kader geldiğinde gözler görmez olur. Kader programı da var. Ve taraf ilahiden tasdiklenmeyen bir şey meydana gelmemekte. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman edenler! اِرْكَعُوا Rüküye varın. وَسْجُدُوا Secde edin. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize ibadet edin. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ Hayır işleyin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ta ki felaha eresiniz. Burada rükû, secde, bunlar da aslında birer ibadet. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ derken atıfla bu gelmiş. Rükû ve secde de birer ibadettir. Ama bunların ayrıca zikredilmesi daha önemli olduğundan, yani Allah'a boyun eğmek, Allah'ın huzurunda secdeye varmak, bunlar çok önemli şeyler. Bu açıdan Allah-u Teala bunları hassaten zikretmiş. İbadet ise Allah'ın emirlerini yapmaktan, yasaklarından kaçınmaktan ibarettir. Yani ibadet dediğimiz sadece belli bazı şekiller değil, ömrümüzün tamamını içine alacak genişlikte bir durumdur. Bütün emirler, yasaklar ibadet kavramıyla alakalıdır. Ve hayır işleyin diyor. Çünkü insan şer de işleyebilir. لَعَلَّكُمْ tuflihun. Ta ki bu şekilde felaha eresiniz. Bunları yaptığınızda felaha ermeyi ümit edebilirsiniz. Ve bu noktada bir kesinlik yok. Yani ben bunları yaptım o halde kurtulurum diyemeyiz. Çünkü kurtulamayabiliriz de. Bu açıdan insan Allah'a ibadet ederken beynel havf ve reca, korku ümit arasında olmalı. Allah'ın rahmetini düşünüp ümit içinde yaşamalı. Ama Allah'ın gadabını düşünüp bu noktada da Allah'a iltica etmeli. Yoksa Allah korusun ibadet yapıyor görülüp de ibadetimiz riyakarane yapılmışsa, kalitesiz yapılmışsa bir paçavra gibi üzerimize de atılabilir. Bu müslin yaptığınız denilebilir. Bu manada insan bir korku içinde, ümitle beraber bir korku içinde bulunması gerekir. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ
Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Nasıl cihad edilmesi gerekiyorsa o şekilde bir mücadelede bulunun. Cihad illa savaş demek değildir. Allah yolunda savaş da bir cihattır. Ama nefisle mücadele, Allah'ın dinini başkalarına tebliğ etmek, emri bil maruf nehyanil münkerde bulunmak, bunlar da hepsi birer cihattır. Huve ctebâkum, o sizi seçti. Yani Müslümanlar olarak sizlere özel bir inayeti oldu. İslamiyet nimetini size verdi. Ve mâ ceâle aleykum fiddîni min hareç, ve dinde size bir zorluk kılmadı. Eddini yüsür, din kolaylıktır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz buyurmuştur. İşte Allah-u Teala dinde bir zorluk kılmadı. Kolaylıklar, ruhsatlar verdi. Öyle ki diyelim ki suyun olmadığı yerde insan teyemmüm ediyor. Veya sefere çıktığı zaman oruç tutmayabiliyor. Bu anlamda dinde bir kolaylık ve daha diğer hükümlerde yine bir kolaylık kıldı. Millete ebikum İbrahim. Bu atanız İbrahim'in dini. Burada Hazreti İbrahim özellikle Kur'an'ın ilk muhatapları açısından onların ecdadı, ekserisinin ecdadı durumunda. O yönde bir oraya bir bağlama, bir atıfta bulunma var. Yani tevhid dininin sahibi olan İbrahim'in yolundan gidin. Bu mana var. Bize bakan yönüyle Arap milletinden olmayan kimseler açısından da Hazreti İbrahim hepimizin atası durumundadır. Her peygamber ümmetinin bir nevi manevi babası durumundadır. Hatta öz babadan daha ileridir. Kaldı ki bütün ırklar zaten Hazreti Adem'de birleşmekte. Bütün insanlar Adem'in torunları durumunda bulunmaktadır. Huve semmâkumul müslimîne min qabl. O sizi daha önce Müslimler olarak, Hakk'a teslim olmuş kimseler olarak isimlendirmişti. Ve fî hâze, ve bu Kur'an'da da size böyle denildi. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ, ta ki peygamber size şahit olsun. Ve تَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ, siz de insanlara karşı şahitler olasınız. Yani peygamber işte ben Allah'ın dinini anlattım diye, tebliğde bulundum diye anlatacak. Siz de diğer ümmetlerin peygamberleri tarafından kendilerine tebliğ edildiğine şahitlik yapacaksınız. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ, öyleyse namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. وَاَتَصِمُ بِاللّٰهِ, ve Allah'a yönelin. Allah'a müteveccih olun. هُوَ مَوْلَاكُمْ, o sizin Mevlanızdır. O sizin yar ve yardımcınızdır, sahibinizdir. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ, o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyoruz ya, hasbunallah ve ni'mel vekil de Kur'an'da geçen bir ayettir. Uhud savaşından sonraki biraz Müslümanları ürküten bir durum oluyor. Tekrar geldiler, geliyorlar şeklinde. Kur'an-ı Kerim Müslümanların tavrını şöyle anlatıyor orada. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ, İnsan, onlar o kimselerdir ki insanlar kendilerine şöyle dediğinde, اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ, İnsanlar sizin için toplandılar, فَخْشَوْهُمْ, onlardan korkun dediklerinde, قَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, onlar derler ki Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. İşte bu ayette de نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, o ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. İnsan Allah'ı bulduğunda her şeyi bulmuş olur. Çünkü Allah'ın sonsuz kudreti var. Allah'ın sonsuz inayeti var. Ehli imana özel ikramları, iltifatları var. Elbette ehli iman olan birisi bunun farkına vardığında kendi arkasında sonsuz bir kudretin tecellilerini görecek. Ve diyecek ki şu dünya hanında ben yalnız değilim, başıboş değilim. Benim Mevlam var. Nasıl ki okuldaki öğrencilerimizin biz velisi oluyoruz ve onların ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Allah da bizim Mevlamızdır, velimizdir.
Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir. Böyle olunca onların maddi manevi ihtiyaçlarının tekeffülü Allah'a aittir. Ama yeter ki biz bunun farkında olalım ve ona göre kendi hayatımıza bir çeki düzen verelim. Sonsuz bir kudretin tecellilerini arkamızda hissettiğimizde çok muazzam bir güç, çok muazzam bir moral kuvvetiyle iç içe oluruz. Ve karşımızda bir takım zorluklar, bir takım engeller çıktığında onlardan ürkmeyiz ve korkmayız. Ve musibetleri büyük olarak görmek yerine bizim büyük bir Mevlamız var. Allah emri kün feyeküne sahip ve bir tek emriyle bir anda bütün karanlıkları ortadan kaldırmaya kadirdir der. Ve bu şekilde bir ümitle hayatımızı çok daha iyi bir şekilde geçiririz ve değerlendiririz. Ama kafir olanlar bu noktada Allah'a itimat etmek nimetinden mahrum kalıyorlar. Onlar kendilerini şu kainatta başıboş, sahipsiz, yetim o şekilde görüyorlar. Ve kendi başlarına her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da bir insan kendi güç ve kuvvetiyle ne kadar bu olayların üstesinden gelebilir? Ne kadar bir başarı elde edebilir? Elbette çok zavallı bir hale gelecektir. Ama ehli iman bu noktada gerçekten çok muazzam bir imkana sahip, çok muazzam bir noktayı istinada sahip ve o zaman insan o noktayı istinadla yani Allah'a imanla rahat ediyor. Noktayı istimdatla da her ne kadar diyor dünyada benim bütün isteklerim yerine gelmiyorsa da başka bir alem var. Bu dünyada zaten her şey istediğim gibi olmayabilir. Şu dünya hayatında en fazla bela ve musibete maruz kalanlar başta peygamberler olmuş. Eşeddün nâsi belâen el-enbiya hadiste ifade edildiği gibi en fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir. Bir nevi şu dünya hayatında çile hayatın bir realitesidir. Böyle olunca bize düşen ni'mel mevle ve ni'mel nasir deyip Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır deyip Allah'ın yardımını alarak bu dağlar gibi olaylar dalgasının üzerinde selametle yolumuza devam etmek ve bu şekilde cennetin sahiline varabilmek. Cenab-ı Hak bunu hepimize nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.